Evet, Kamil ifadedeydi dün gece. Neler anlattığını da az buçuk tahmin edebiliyorsun. Şimdi ya gerçekleri anlatacaksın, oğlunu da bu işin içinden sıyıracaksın ya da devam edeceksin. Ben neyi anlatacağım Müge Hanım? Şimdi benim anlamadığım babamın ben üstüne dair... Ne anlatacağım? Ne duymak istiyorsunuz? Kim dedi Kamil'e Güldane'yi gördüm de diye ifade ver diye? Arkadaşlarım söyledi iş yerinden. Tamam, arkadaşların söylediler. Kamil evet. Güldane'yi görmedi yani. Hani şimdi artık hani kimse de salak değil yani. Yalancı ifade mi veriyor yani? Belli. Niye versin ne? Tamam da niye versin? İşte niye versin? Niye versin? Kim yani? Dedi de verdi. Ben illa gidip de söyledim mi yani? Gitti karakola. Sen dün söyledin, git karakola ifade ver diye söylediğimi söyledin. Gördüm deyince ben de gitti ifade ya onun, gidelim dedim. Onun Güldane'yi görme imkanı var mı ya? Kadın 10 yıldır nefes aldığı bile belli değil ülkede de. Senin arkadaşın gidecek 5. kattan 15 dakika kaldı düğünde senin karını gördüğünü söyleyecek. Yalan olduğu kadar belli ki. Yalan. Bir de ben ne söyleyeyim sana? Tamam da niye senin için böyle bir yalan söylesin? Ha şunu da söyleyeyim. Yani hani eğriye eğri doğruya doğru ben iyi yapılana iyi derim, kötü yapılana kötü derim. Zaten o ifadeyi verdiği gün seni alması lazımdı o polisin orada. Yani gitmesi lazımdı o 5. kata. Hani nasıl Eskişehir'de kendini yerden yere atan adam çıktı katil. İşte nasıl Ali Rıza Çam'da. Aman ben de niye Ali Rıza Çam diyorum ya? Ali Yaşar Çam'da. Nasıl karakolda attı gelinim de gelinim diye yerlere kendini. O gün de onunla beraber senin de alınması lazımdı. Ama olsun hiçbir şey için geç kalınmış sayılmaz. O adam niye gitti de senin lehine bir ifade verdi? Kim söyledi? Sen dedin git polise ifade ver diye. Ama gördüm dedi Müge Hanım. Gördüm deyince ben ne diyeceğim? Hayatım, görme imkanı tamam var mı? Tamam da gördüm deyince ben ne diyeceğim ya? Ne diyeceksiniz? Göre benim gibi sen adam nasıl göreceksin karımı diyeceksin. Tanımıyor diyeceksiniz. Çünkü o adam sizin ama gördü, karınızı tanımıyor. Bakın, ama gördü Osman ya Bey, gördü. Osman Bey de. O adam sizin karınızı tanıyor mu? Ama düğünde gördü düğünde. Düğünde merhaba, merhaba, merhaba. Düğünde 50 kişi görüyorsun, 100 kişi görüyorsun. Ne kadar karınızın yüzünü görmüş, o yüz onun hafızasına kazınmış. 5. kattan, o görme mesafesinden, görme açısından ne kadar onu tanıyabilecek kadar karşılaşma olmuş, bunu düşünebilecek kadar akıllısınız siz. Bunu biri söylüyorsa... Gerçekten siz söyletmedinizse o zaman bir dakika. O zaman bunun altında ne var diye de düşünmeniz gerekir. Ya kim söyledi? Kim söyledi? Ben niye söyledim? Yani. Ben kim o zaman ya sen niyesi yok. Sen niyesi yok. Sen niye söyletiyorsun? Ben niye söyledim? Sen niye söyletiyorsun? Kadın şüpheli bir şekilde ortadan kayboluyor. O gün zaten ev sahibinin söylediği şeyler var. Kadın da şüpheli bir şekilde ortadan kayboluyor. Kadını evden çıkarken gören hiç kimse yok. Ve sen de arkadaşına bu ifadeyi verdirterek ben işte 4-5 gün sonra sokakta gördüm, kıraçta gördüm, 5. kattan bakarken gördüm dedirterek suçu kendi üzerinden atıyorsun. Bu kadar yani. Bir dakika abla. Şimdi herkes babamın üstüne geliyor. Tamam bir şey demiyorum. Bak nereden? Sana bir şey söyleyeceğim. Barış. Ben akşam... Bak Barış. Hiç bu işe karışma. Bir dakika. Bak çok akşam, bak çok akşam gençsin. Ben eve gittim. Sana hiçbir şey söylemiyorum. Bir dakika abla. Bak dinle beni. Madem her... Dinle beni. Karışma. Sen de biliyorsun bazı şeyleri. Karışma çocuğum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bildiklerimi de zaten üstelik, söylüyorum. Üstelik. Bir dakika ben de konuşayım üstelik, abla. Üstelik annene böyle bir düşmanlığım var farkındayım. Bak kim ne yaparsa yapsın ölümü hak etmiyor. Tamam abla ben kim bir şey demiyorum zaten. Gönderirsin ölüm annesinin evine. Ölüm falan bir şey demiyorum kendi ben. Yoluna gidersin. Ben, ama kimse ölümü hak etmez ölümü çocuğum. Ölümü tabii ki de bak. Ve senin biz de, annenden bahsediyoruz. Biz de canlıyız. Biz de yarın bir gün öleceğiz. Allah gecinden versin. Onca. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ve bu öğretim nereden bilelim? Nereden bilelim bunların daha önceden gidip de mahallelerde rüşvet vererek veya bir şekilde kandırarak şey yaptıklarını, ifade verdiklerini. Ha? Babam zaten diyor o öyle benim şeyim yoktu, komşum yoktu. Akşam giderken babama sordum 4-5 defa sordum abla. Ben babana Kamil dedim, ben babana şifreyi verdim. Sana tek laf etmem. Evladım yaşındasın. Çok da üzülüyorum yaşadıklarına. İnan çok üzülüyorum. Yani şu olayda en fazla üzüldüğüm kişi sensin. Benim öz teyzelerim benim için üzülmemiş. Siz niye üzüleceksiniz ki? Niye üzülmeyeyim be evladım? O kadar gençsin. O kadar hayatının başındasın ki. Bir dakika bir şey daha söyleyeyim.
Melek Kurt isimli kişi bana bir ay önce dedi ki ben sizi öz oğlu çocuklarımdan ayırmıyorum dedi. Bizim köye 10 kilometre uzaklıktaki öz oğlu şu anda... Ama bir şey söyleyebilir miyim? Annesi, bir bak, doğru söylüyor. Bir şey mesela bak bu konu üzerinde... Telefonda konu bildirim üzerinde, var. Telefonda bak, bu konu oğlunun üzerinde, bu bir konu üzerinde bir şey söyleyebilir miyim? Bu konu üzerinde neden gidiliyor? Sen bak, diyorsun ben sana, ki... Ben sana sen sen söylüyorsun ya, seni zaman... söyleme, bak seni söylemem, ben burada ablamı aramak için geldim. Ben o konu üzerinde tamam, hiçbir şekilde durmuyorum. Sen ablanı aramak için ama gelmiş bak, olabilirsin. Çocuğun ama, da diyor hayır, ki bak, ben diyor annemi söyle... aramak için bak, dedim, ben sana şunu söyleyeyim, dedim. Bak. Değil, babayın yaptığında ablamın kaybıyla ilgili geldim. Dedim ki tamam, ablamın kaybında sorunlu... O zaman benim bardasımı katmayacaktım, sorunlu. Tamam. Hayır, bak, bardasımı ya biz konuyu bilmediğimiz adam için şimdi aranızda konuşuyorsunuz. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Hayır, hayır, o şekilde konuşmayacaksın. Konuşacağın tek bir şey varsa... Yani, Osman Bey, tek bir şey varsa... O zaman beni dinler misin? Evet. Bak, beni dinler misin? Bu ülkede senin sahip olduğun gibi böyle 3 tane aslan gibi evlada sahip olmak için... Ama hani ömrünün yarısını vermek isteyen insanlar var. Allah onlara da nasip etsin. Amin. Amin. Ama bir pırlanta gibi bir çocuk. Çok öfkeli, çok üzgün, farkındayım. Çok genç. Ben sana şifreyi verdim. Ben sana Kamil dedim. Bu saatten sonra evet, oğlunu da aynen bu şekilde devam ettireceksen sen bilirsin. Bu senin babalığınla alakalı. Babam bana bir şey yap veya yapma sen bırak diye bir şey o beni anladı. Ben ona Kamil dedim, o beni anladı. Anladın mı sen beni abi? Sen beni anladın mı, anlamadın mı? Anlamadım ben. Anlamadın. Anlamadın mı? Sen bak bir gözlerime, anlaşalım biz seninle. Osman Bey, Kamil bir Bey'in dakika, Rami ifadesi. Bir dakika Rami Bey, bir saniye. Rami Bey, bir saniye. Evet. Ama yani ben bir şey yapmadım Kamil'e. Ben bir şey gidip de şey o söyledi, ben de gittim. Gidelim akşam dedim, karakola söyleyelim dedim. Peki, ya. Peki sen söyletmedinse ha, Kamil niye senin için böyle bir riske girdi? Kimin işine yarar? Kamil'in bu şekilde yalan bir ifade vermesi kimin işine yarar? Ama şu anda benim işime mi yaradı hocam? Benim işime mi yaradı Kamil'e öyle ben demesi? Ben sana soruyorum. Ama 10 yıl önce yaradı. 10 yıldır ama yaradı. Benim ama hep şunu karakola unutma gidip gelmemde... Ama benim işime mi yaradı? Unutma. Soruyorum o ya. Dönem, benim o dönem, işime mi yaradı? Ben nedenini ben işime... bilemem. Tehditle, oyla, buyla bu ifadeyi polise verdirtiren kişi... Aradan 10 yıl geçtikten ya ben sonra niye dedim ve böyle ya? Ortada bir cinayet olduğu ortaya çıktığında aynı şekilde cinayetten yargılanacağını bilir ve artık doğruları anlatır. Ben bilmem ne anlattığını ama doğruyu anlattığına eminim. Çünkü gidip de 24 yıl yatmak istemeyecektir. O zaman Kamil söylemiş mi, söylemiş mi? Osman beni zorladı, ifade verdiği söyledi mi? Sen ne söylediğini tahmin ben edersin. Buradayım ablam, ben buradayım. Tamam, ne söylediğini tahmin ediyorsundur. Gördüm dedi, telaşlı telaşlı dedi, geçti bak, dedi. Bak 10 yıl önceki Kamil'le şu andaki Kamil aynı değil. Değil mi? 10 yıl evvel bu ifadeyi vermek zorunda kalan Kamil için şartlar şu anda aynı değil. Kamil ya de 10 yılda büyüdü. Şimdi senin bir dakika Rami başlar. Beyciğim bir saniye lütfen. Artık 10 yıl önceki şartlar geçerli değil Kamil Bey için. Şimdi ne şart geçerli? Şu söyle anda Kamil Bey böyle bir durumda o da ona da cezaevi yolu gözükeceğini bilecek kadar bilinçli bir adam. Ama niye söylesin, niye yalan söylesin Büganım ya? İşte neden yalan söylesin? Niye yalan söylesin onun, ya? O yalanı senin 10 yıldır sokakta gezmenin neden oldu çünkü. Ben mesela beraber çalışıyorum hocam. Ben bana yalancı şahit yapar mısın? Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.